Merhabalar. Zemin davranışı dersinin son paylaşayım. Benim Excel tabanlı yazdığım bir program var. Zemin Geofizik Analiz. Bunu hatta Computer Geoscience'da makalede yapmıştım. Soil Engineering adında. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz. Program zeminle ilişkili geoteknik ve jeofizik parametrelerin ya da jeofizik parametrelerle zemin problemlerinin çözümüne yönelik bir takım şeyler sunuyor, olanaklar sunuyor. Programın özelliği sadece kırmızı hücrelerle çalışıyor. Diğer hücreler korumalı. Kırmızı hücreler vasıtasıyla veri girişi yapıyorsunuz. Program Excel mantığıyla otomatik hesaplıyor, grafiklerini çiziyor. Sadece bir atıf yaparsanız programa yeterli. Program içinde ayrıca herhangi bir şey istemiyorum. Ya da daha doğrusu herhangi bir ücret de yok, işte bilmem neydi falan yok programın. Program bedava bir program. Başlangıca dönmek için çoğunlukla ilk hücrelere tıklayarak başa dönüyorsunuz. Mesela diyelim bu ilk hücreyi tıklayarak başa dönüyorsunuz. Mesela buradan ilk hücreyi tıklayarak başa dönüyorsunuz gibi. Yani bir önceki menüye ilk hücreleri tıklayarak, A1 hücrelerine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi program bir takım modüllerle ilişkili. Veri hazırlama modülü var. Jeofizik sismik kırılma verisi, elektrik verisi, sondaj sepeti, laboratuvar verileri gibi. Burada çok fazla bir matematik hesaplama yapmıyor. Genel şeyler bir parça işin sunumuyla ilişkili. İkincisi parametre türetme kısmı var. Örneğin VS'den sepeteyi türetme ile ilgili bir bölüm var. Onun dışında zemin özelliklerine yönelik Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018'e yönelik bir bölüm var, bir modül var. Burada zemin tipine girerek ve ivmelere girerek spektrumları çizdirebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada saha ve laboratuvar deneyleriyle zemin özelliklerini analiz edebiliyorsunuz. Bunları birazdan teker teker göreceğiz. Asıl programın iddialı olduğu kısım zemin problemlerinin analizi, statik ve dinamik yüklerle. Bunlar da sığ ve derin temeller için taşıma gücü, oturma analizi, statik ve dinamik. Sığ ve derin temellerde, sığ temellerde aynı zamanda dinamik taşıma gücü de var. Yatak katsayısı belirlenmesi, şev ya da yamaç stabilite analizi opsiyonu var. Deprem tehlike analizi, ivme azalım ilişkisi bölümü, spektral ivme bölümü, analizi bölümü, ivme hız ve yer değiştirme spektrumları bölümü, zemin büyütme analizi bölümü, zemin sıvılaşma analizi bölümü gibi bölümleri de var. Esasta bir zemin inceleme raporu örneği burada. Genelde bu parametreler için yapılır. Yani zemin sınıfı, VS30 değeri, maksimum kayma modülü, deprem hareketi düzeyi, işte yeni yönetmelikte SS ve FS katsayıları, bundan SDS'nin eldesi, S1 ve F1 katsayıları, bundan SD1'in elde edilmesi, yatak katsayısı, temel derinliği, BGA, PGV, ivmeler, temellerin tasarım dayanımı, sulaşma potansiyeli, zemin iyileştirmesi, artı bu yönetmelikte istenmeyen diyelim deprem tehlike analizi. İlk verilerin hazırlanması kısmına çok fazla durmuyorum çünkü basit bir opsiyon bu. İşte verileri çizdirebiliyorsunuz mesela sismik kırılma, ki sismik kırılma çok kullanılmıyor artık. Eskilerden kalan bir şey bu. Zemin elektrik verisiyle ilişkili gene çok basit bir modelleme programı var. Çok basit üç tabaka için. Örneğin arazide elde ettiğiniz değerleri giriyorsunuz. AB bölü 2 ve özdirenç değerlerini. Burada program size maviyle bunu çizdiriyor.
Buradaysa modelleme yapıyorsunuz. Yani rawları değiştirerek ve tabaka kalınlıklarını değiştirerek bu teorik eğriye uyacak özrenç ve tabaka kalınlıklarını elde ediyorsunuz. Örneğin şunları mesela değiştireyim ben, 40 olsun. Mesela 40 olduğunda eğri bu şekildeymiş. Yani 25, 40, 60 özdirence sahip 3 tabakalı bir eğri ki bunu da mesela 20 yapayım. Böyle bir model şu tip bir tepki veriyormuş. Fakat bizim arazide elde ettiğimiz veri şu maviyle. Yani bu mavi veri neye ait? Şuna ait. Arazide elde ettiğimiz veri. Ne zaman bu teorik veriyle pratik veri ya teorik veriyle arazide elde ettiğimiz veriler çakışırsa ki bunda bu şekilde çakışmış. Çakıştığında artık bu modelin yani özrenci 25.86 D1 D2 yani tabaka kalınlıkları 25.9'luk bu model şu ortama ait bir modelleme oluyor ama basit bir şey. Ki yaklaşımı Şerif'in yaklaşımını kullandım burada. Çok basit, çok fazla bir şeyi yok, iddiası yok. Çünkü bunun çok daha iyilerini bizim Jovsk'te elektrik çalışan hocalarımız, özellikle Ankara Üniversitesi çok daha ayrıntısını yapıyorlar. Şimdi bir diğer opsiyon sondaj ve sepete verisi. Sondaj verilerini, sepete verilerini çizdirebiliyorsunuz. Programda dedim bu opsiyon sadece çizdirmeyle ilişkili. Verilerini girdiğiniz takdirde burada size sepetenin derinlikle değişimini çizdirebiliyor. Ayrıca yeni yönetmelikte pek tavsiye etmemekle birlikte 30 metrelik eğer bir sepete değeriniz varsa bu 30 metre için bir zemin sınıfını burada belirlemeniz mümkün. Tabii düzeltmeleri yapmak şartıyla. Bu 30 metrelik zemin diliminin sepetelerine bağlı bir zemin sınıfı verebiliyorsunuz. Ki dediğim gibi bunu pek tavsiye etmiyorum. Çünkü zemin sınıfı esas da kayma dalgası hızına bağlı yapıldığında gerçek anlamda size bir şey söylüyor. Doğrusu o. Onun dışında laboratuvar verilerine yönelik bir takım çok basit görseller var. Örneğin bu plastiğin likit limit abağı. Bildiğiniz gibi bu likit limitin şu gördüğünüz çizgi kille silti ayırıyor. Şu ortada 50 ile gördüğünüz çizgi düşük plastik, yüksek plastiği ayırıyor. Ve bunları girerseniz ekranda çizdiriyor size. Mesela şu diyelim pardon. Şu diyelim örnek 1'e ait şu veri. Şu örnek 2'ye ait bir veri. Şunlar da örnek 3, örnek 4 şeklinde. Aynı zamanda programda plastiğinizi ve likit limiti verdiğinizde size o zemin türünü veriyor. İri taneli zeminler için tane boyu dağılım eğrisini çizdirebilirsiniz. Bu tane boyu dağılım eğrisinden D10, D30, D60'ları şurada gözle bularak zeminin üniformluk katsayısı, eğrilik katsayısını bulmanız mümkün. Gene burada iri tane ile ince tane arasındaki ayırımı işte 200 numaralı elekten geçen ve kalan şeklinde belirleyebiliyorsunuz. Diyelim kalan geçen %40 ise iri tane oluyor. Yüzde diyelim 51 ise ince tane oluyor gibi. Burada ince tane ise artık veriler şu veriler şu abakta değerlendiriyorsunuz. Yani tabii laboratuvarda kıvam limitlerini belirlemek şartıyla. İri tane ise de diyelim zemininiz şu elek analizi sonuçlarına göre değerlendiriyorsunuz. Gene iri tane zeminler ikiye ayrılıyordu. Kumlar ve çakıllar. 4 numaralı elekten %55'i geçiyorsa kum, %40'ı geçiyorsa çakıl oluyor. Bu CZ ve
şey değerlerine bağlı olarak, yani şuradaki üniformluk katsayılarına bağlı olarak iyi derecelenmiş ya da kötü derecelenmiş diyebiliyorsunuz ve buna bağlı da bir iyi de iri tane zemin için bir zemin sınıfı hesaplayabiliyorsunuz. Basit şeyler bunlar, elle de ya da görsel olarak da hesaplamanız mümkün. Ki burada sınıflamaya baz teşkil edecek özellikler birleşik zemin sınıflaması da burada var. Dedik ilk hücrelerle geri gidiyoruz. Üçüncü grup şey programın yaptığı parametreler türetme. İlki jeofizik veriden geoteknik parametre türetme. Örneğin P hızı, kayma dalgası hızı, tabaka kalınlıkları, özdenç değerleriniz varsa size yoğunluğu, maksimum kayma modülünü, elastisite modülünü, Poisson oranını, bulk modülünü, belli bir ampirik yaklaşımla serbest basınç dayanımını, eğer elinizde su içeriği, özdirenç değeri varsa su içeriğini kestirebiliyorsunuz. Mesela özdirenç değeriniz yoksa şuraya bir tire koymak şartıyla şuradaki değerleri yok ediyorsunuz. Yani şu hesaplamaları su içeriğini özdirenç değerine göre hesaplıyor. Bu konuda bizim geliştirdiğimiz bir bağıntı vardı. Okan abi, ben, Metin Aşçı Kocaeli Üniversitesi'nde. Bir de Cosenza'nın geliştirdiği bantı ona göre yaklaşık su içeriklerini veriyor. Tabii bunun sınırlaması kum, çakıl ve silt türü zeminler için geçerli. Özdirenç değeri 500-100 aralığında olmak zorunda gibi bir zemin sınırlaması var. Onun dışında ortamın P hızını değiştirdikçe o kayma modülü diğerleri değişiyor. Örneğin S dalgası kayma modülüne bağlı diyelim 400 olduğunda kayma modülü burada değişecek. P hızı elastisite modülünü etkiliyor. Bildiğimiz gibi diyelim P hızı da 1500 ise elastisite modülü değişecek. Tabii yoğunluk P hızına bağlı hesaplıyor. Gardner'ın bağıntısıyla bu yönde çok bağıntı gelişti. Ben burada örnek olması açısından sundum. Gene burada ikinci bir şey var. Özellikle zemin dinamiği açısından. Biliyoruz ki biz kuvvetli yer hareketlerinde ya da deformasyon düzeyi yüksek olan durumlarda ortamın özellikle hakim periyodu değişiyor. Statikte demeyelim de elastik olarak bulduğumuz zemin hakim periyodu 0,4 ise, yani bu neyle buluyoruz? 4H bölü VS gibi diyelim, kayma dalgasından kestirebiliriz veya mikrotremorla kestirebiliriz. Bu hakim periyodu diyelim, bunlar lineer koşullardaki jeofizikle belirlenen hakim periyodu. Fakat herhangi bir deprem anında diyelim 0,4'lik deprem anında bu hakim periyot büyüyor, değişiyor. Bunun ne kadar değiştiği şu formülle belirgin. Bu formülde yerine koyduğumuzda örneğin hakim periyot 0,2 ise ve bölgede beklediğimiz ivme 0,2G ise hakim periyot bu olacak. Yani 0,2'lik hakim periyot 0,27'ye çıkacak. İvme arttıkça hakim periyot büyüyecek. Yani ivme arttıkça aslında zemin yumuşuyor, daha zayıf hale geliyor. Zayıf hale gelmesi ortamın hakim periyodunu büyütüyor. Burada tabii kayma dalgası hızı da var ortamın. Bunda girdiğinizde siz otomatik olarak lineer ya da elastik koşullarda elde ettiğiniz hakim periyodun deprem anında ne kadar olacağını görebiliyorsunuz. Pardon. Görebiliyorsunuz. Tekrar başa dönelim. Ne dedik? VS hızından ya da jeofizik verilerden geoteknik parametreleri türetebiliyorduk. Aynı zamanda program VS hızından sepete ilişkilerini de koyuyor bir katakım yaklaşımlara göre. Örneğin elinizde sepete değeriniz varsa hangi aralıkta bir VS hızına sahip olabileceğiniz veya o ortamın hangi VS hızına sahip olacağını çeşitli yaklaşımlarla söylüyor. Örneğin imaye ve yaşam oranının erken bağıntı bunlar 70'ler. Tüm zeminler için getirdiği bir bağıntı var. Ohta ve Gotha'nın gene eski 70'lerde Pleistosen ve Halosen zeminleri için ki lince kum, orta kum veya çeşitli zemin türleri için. Bizim Türkiye'den Recep Hoca'nın geliştirdiği bir bağıntı var ki ben tavsiye ediyorum. Türkiye'ye uyuyor ve güvenceli tarafta da bırakıyor.
Gyotra'nın, İmai'nin, Li'nin, Psychorabos'un, Kiku'nun, Anastasopoulos'un ve bununla ilgili çok bağıntı var. Bir de bunun tersi, yani elinizde VS varsa sepeti elde etme anlamında. Bu ilişki çok zorunlu olmadığı durumlarda kullanmayı ben tavsiye etmiyorum. Sadece kontrol amaçlı, mühendislik parametresi olarak değil de elde ettiğiniz sepeteyi acaba doğru ölçtük mü? Ya da doğru sepete deneyi elde ettik mi? Veya kayma dalgası hızı doğru elde edildi mi gibi yaklaşık bir ilişki. Mesela bunu nereden anlıyoruz? Mesela sepetesi 8 ise 151 çıkabiliyor, 227 çıkabiliyor, 125 çıkabiliyor. Ben bunun hangisini alacağım? Ortalamasını alsam problem. Veya VS hızı 150 ise, kayma dalgası 150 çok düşük demek. Bunun normalde sepetesi en fazla 8'dir ya da 6'dır. Ama öyle bağıntılar var ki sepeteyi 44 veriyor, 72 veriyor, 72 kaya demek zaten. Burada da gene aynı şekilde öyle bir ters problemler de var. Dolayısıyla bunu tasarım amaçlı değil de daha çok veriyi denetlemek için ama kabaca bir denetlemek için kullanmak lazım. O yüzden de sepete VS'nin yerine geçmiyor, VS'de sepetenin yerine geçmiyor ama aralarında bir ilişki var. Nasıl bir ilişki? Sepetenin 5 olduğu yerde kayma dalgası 800 çıkmıyor ya da kayma dalgası hızının 200 olduğu bir yerde de sepete 40 çıkmıyor gibi. Buraya kadar olan kısım daha çok parametre türetme ile ilişkiliydi. Zemin özelliklerinin nasıl olduğuna yönelik iki opsiyonu var programın. Bunlardan bir tanesi Türk Deprem Bina Deprem Yönetmeliği, yeni yönetmeliğe göre tasarım spektrumlarının elde edilmesi. Ki burada şu kısım PGA, SS, S1 hız verileri için bu hücreyi tıkla dediğinizde bu hücre yönetmelikteki bütün database'i burada topluyor. Bayağı uzun bir database. O yüzden programın boyutunu arttıran da şey burada. Siz burada şeyleri, koordinatları şey yaparsanız, değiştirirseniz mesela enlem ve boylamları bir süzgeçleme yaparak bölgenize ait bir diyelim hangi bölgede yaşıyorsanız ya da hangi boylam ve enlemdeyseniz o enleme bağlı 50 yıl için diyelim %2, 10, 50 ve 68 aşırılma olasılıkları PGA'ları 0,2 saniye için spektral ivme, 1 saniye için yani düşük periyot ve yüksek periyot için spektral ivmeler, yer hızı gibi parametreleri elde edebiliyorsunuz. Tekrar başa dönersek bu verileri de bina deprem yönetmeliğinde kullandığınızda size program şu sağda gördüğünüz spektrumları çizdiriyor. Mesela basit bir örnek yapalım. Diyelim SS'miz 7 0,72, FS'miz yani zemin katsayımız 0,80, S1'imiz 0,22, F1'imiz 0,80 olsun. Buna bağlı olarak şu yan tarafta tasarım spektrumunu program çiziyor. Yatay tasarım spektrumu, bu düşey tasarım spektrumu ve ayrıca da deplasman ya da yer değiştirme spektrumunu yapı periyoduna bağlı olarak çizdirebiliyorsunuz. Bu çizilen değerler neye ait? Bu çizilen değerler şu ivme, şu zemin koşullarına ait veya şu ivme, şu zemin koşullarına ait. Mesela değiştirelim bunu. Mesela bu zemin neymiş? ZA türü bir zemin gözüküyor tahminen. Bakalım 0,72 şu demek. Yani şuralarda bir yerde şey 0,8. Şimdi B tipi bir zemin için muhtemelen bu veya A tipi bir zemin için zeminimizin D tipi bir zemin yapalım. Şimdi bu arada da yapmadan önce şu ekrana bakalım. 0,56 G'lik bir şey var. Yani B tipi zeminde. 0,56'yı bir aklınızda tutarsak şimdi zemini D tipi yapalım. D tipinde ne vardı? Diyelim şu FS'yi seçebilmek için 0,720 yani şu aralıkta 1,4 ile 1,2 aralığında 1,3'ü aldık diyelim.
0 S1'de 0.220 imiş. 0.220 şuralarda. Biz bunu D tipi mi aldık? 1.3, evet, D tipi aldık. Bunu da bir D tipi aldığımızda 1.6 yaptı şu. 1.6 yaptı. Bunu girdiğimizde otomatik program şeyleri hesaplıyor. TATV'leri ve ekranında grafiğini çizdiriyor. Grafiğine bakarsak ne oldu bu? 0.92. Deminki neydi? B tipi zeminde 0.56 idi. Yani ivme büyüdü. Sadece ivme büyümedi. Aynı zamanda periyot aralığı TATB'ler de değişti. Aynı zamanda TD dediğimiz şu da değişti. Birazdan, evet, şu da değişti. Şunun şeyleri de değişti. Yani deplasmanlar ya da yer değiştirme spektrumu da değişti. Zaten çok yüksek katlı yapılar yapacaksak, diyelim gökdelen türü, bu deplasman spektrumlarını kullanacağız. Düşey ivmeleri de şey gibi, boru hattı gibi şeylerde kullanabiliriz. Ama yapı yapacaksak şu aralıkta kullanacağız. Bu ivme spektrumunu kullanacağız. Şimdi diyelim binamızın periyodu şu aralık şuradaysa, mesela şuralarda bir yerdeyse, o zaman şu ivmeyi kullanacağız. Binamızın periyodu TATB aralığındaysa 0.75 kullanacağız. Mesela binamızın periyodu 0.9'sa, 9 katlıysa 0.18G'yi kullanacağız. Yani şuralarda bir yerde kullanacağız. Dolayısıyla bu bizim işimize yarayacak. Bu da dediğim gibi çok fazla analiz değil, sadece demonstrasyon, yani gösterip sadece parametreleri girerek spektrumları çizmemize yarayacak. Yani ivme ve deplasman ya da ivme ve yer değiştirme spektrumlarını. Burada görebileceğiniz gibi zemin koşulları oldukça önemli oranda spektrumun hem karakteristik periyotlarını, TATV'leri, hem de genlikleri etkiliyor. Genlik ivme demek ya da yer değiştirme, deplasman demek. Bunların artması binanın maliyetinin artması anlamına da geliyor. Yani zemin koşulları o anlamda önemli. Veya yanlış verdiğimiz takdirde bu zemin koşullarını, yani ZE değil de mesela, ya da ZD değil de mesela ZB verirsek düşük değer çıkacak burada. Bu değer düşük olacak. Bu düşük değere göre ivmeyi tasarladığımızda, binayı tasarlandığında, projelendirdiğinde, bu sefer büyük bir deprem sırasında bu bina hasar görecek, yıkılacak, can ve mal kaybına yol açacak. Dolayısıyla zemin etüdünün önemi de burada açığa çıkıyor. Özellikle yer hareketinin ivme ve deplasman spektrumunun hesaplanmasında zemin önemli. Ne dedik? Bina deprem yönetmeliğe ilişkin bir takım parametreler hesaplıyordu. Bir de saha ve laboratuvar deneyleriyle zemin özelliklerine yönelik bir opsiyon hazırladım böyle. Çok basit bir şey bu da. Kayma dalgası hızlarını giriyorsunuz, Poisson oranlarını giriyorsunuz, elastisite modülünü giriyorsunuz, özdirenci giriyorsunuz, VS30'u giriyorsunuz. Size zeminin özelliklerini bir takım kriterlere göre, kriterler aşağıda var. Görsel olarak ya da yazılı olarak, nitel olarak var. Buna göre hesaplıyor. Ortamdaki korozyon derecesini istiyorsanız ortamın özdirencini girmek zorundasınız. Çünkü korozyon ya da paslanabilirlik özdirençle ilişkili, ki bunu korozyonu şeye göre, İngiliz standardı ve Türk standardına göre veriyor. Mesela korozyon standardı, mesela özdirenç 5 ohmsa, bakın çok korozif ya da yüksek korozif. Özdirenç 110 metre ise orta korozif gibi bir takım şeyler veriyor. Dolayısıyla korozyon önemli. Sınıflama açısından baktığımızda bize bir parametre veriyor. Bu jeofizik parametreler, ama elimizde jeofizik dışında laboratuvar parametreleri varsa gene onlara bağlı olarak bir takım şeyleri de hesaplamak mümkün. Örneğin plastiğe indisi, likit limit, sıkışabilirlik, permeabilite, serbest basınç mukavemeti, bunları girdiğinizde size nitel olarak zemin hakkında bir takım zemin özelliklerini hesaplamanıza yarıyor. Burada
her bir şeyi tik haline getirirseniz onun hangi parametreleri verdiğini görürsünüz. Yani demek ki PL ile biz şunları elde ediyormuşuz. Şunu da tik haline getirdiğimizde bu demek ki diğer parametrelerle de diyelim kıvam, sıkılık bunlar veriyormuş. Bunlara bağlı olarak sınıflamalar da burada var. Yani plastiklik, plastik indisi, sürtünme açısından özellikler. Dolayısıyla bunları şu parametrelerle hesaplıyoruz. Demin dediğim gibi program kırmızı hücrelerle çalışıyor. Kırmızı hücre dışında herhangi bir hücreye dokunduğunuzda hiçbir şekilde işlem yapamıyorsunuz. Bu sizin için de bir avantaj. Çünkü programı bozma diye bir lüksünüz yok. Bozma diye bir probleminiz yok. İstediğiniz kadar bozmaya çalışın. Sadece yanlış değer girdiğinizde absürt bir değer hesaplayabilir. O yüzden bir muhakeme gerekiyor. Bunun dışında bir diğer opsiyonu sepete değerinden diğer geoteknik parametreyi türetebiliyorsunuz. Özellikle kohezyon, içsel sürtünme açısı, ıslak birim ağırlık, Q, serbest basınç mukavemetini çeşitli yaklaşımlarla ki araştırmacılar burada var. Hesaplamanız mümkün. Örneğin sepete beşgen bakalım. Sepete beşgen, serbest basınç mukavemeti, kohezyonlu bir zemin ise Bolz'a göre 63'müş kilopaskal olarak gibi. Ya da kohezyon ya da drenajsız kayma mukavemeti 0.9, 0.18, 0.22, 0.33'müş çeşitli araştırmacılara göre. İçsel sürtünme açı bu aralıkta değişiyormuş. Islak birim hacim ağırlığı da bu aralıkta değişiyormuş gibi. Burada da gene demin dediğim gibi bir sınıflama var. Yani bir parametre mühendislik parametresi elde etme yok. Bir parça mühendislik parametrelerini nitel hale getirmek diye sınıflama kriterlerine bağlı olarak. Demin dedik veriler hazırlanması, parametreler, zemin özellikleri. Şimdi asıl programın iddialı olduğu kısım zemin problemlerinin analizi. Statik ve dinamikliklerde ilki taşıma gücü, temellerin taşıma gücü ya da temeller için zeminlerin taşıma gücü. Burada iki farklı görüş var bu terim hakkında. Sığ ve derin temeller için çok basit bir şey. Sığ temeller için yapalım. Evet. Temellerin taşıma gücü için. Evet. Program biraz şey yaptı. Evet, temellerin taşıma gücü için yapı parametrelerini, temel parametreleri bilmemiz gerekiyor. DF, BL, R gibi. Bunlar şerit, dikdörtgen, dairesel ve kare temeller için geçerli. Taşıma gücü hesapları için nihai taşıma gücü ve izin verilebilir taşıma gücü için geçerli. Onun dışında sepeteye bağlı taşıma gücü belirlemek mümkün. Veya sepeteden kohezyonu ve içsel sürtünme açısını belirleyerek onlara bağlı yapmak mümkün. Asıl yönetmelikte istenen Terzaki veya Meyerhof Terzaki bazlı ki hepsi esasla aynı temele dayanıyor fizik temele. Terzaki, Meyerhof, Hansen gibi bir takım araştırmacıların taşıma gücü şeyleriyle ne derler katsayılarıyla hesap yapmak mümkün. Ki yeni yönetmelik bu işte şekil katsayıları, derinlik katsayıları, yükleme eğiklikleri, temel eğimi katsayılarını hesaplamanızı istiyor sizden. Diyelim bunları girdiniz. Kohezyonu, birim hacim ağırlıklarını temelin altında ve üstünde. Diyelim içsel sürtünme açısını, diyelim temelin şeyini, temeldeki temelin düşeyden eğimini girdiniz. Ve buradan size bir takım hesaplamaları yapacak. Program biraz şey yaptı. Evet. Yavaş gidelim o zaman. Dolayısıyla bunları girdiğinizde program size klasik yaklaşımla diyelim Terzaki'ye göre bir taşıma gücü hesaplayabiliyor veya Türk Bina Deprem Yönetmeliğine göre temellerin karakteristik dayanımını ve bunu diyelim 1.4 seçerseniz de minimum tabii bu isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Ona bağlı olarak da tasarım dayanımını hesaplıyor.
Gene program sepeti değerine girmek kaydıyla Bovlas'a ve Meyerhoff'a göre izin verilebilir. Taşıma gücünü QI belirliyor. Gene eğer ortamda bir yeraltı suyu varsa bu yeraltı suyuna bağlı bir düzeltilmiş zemin emniyet gelmesi ya da izin verilebilir taşıma gücünü belirliyor. Çünkü normalde diyelim bulduğunuz diyelim Bowles'a göre bulduğunuz taşıma gücü ortamda su varsa mesela 292'ye inebiliyor. Programın biraz altında şurada ivmeli taşıma gücü analizi yapıyor. Düşey ivme ve yatay ivmeye girdiğiniz takdirde, daha doğrusu ivme de değil de ivme katsayısı. Girdiğiniz takdirde içsel su tutunma açısı ve diğer parametrelerde girdiğinizde dinamik taşıma gücü katsayıları NQ, NC, N-gamma'yı hesaplıyor. Buradan da depremli taşıma gücünü hesaplamanız mümkün. Ki mesela bir örnek yapalım. Diyelim bunu 0,4 yapalım. Bakın değişti. Bunu da 0,2 yapalım. 0,3 yapalım. Bakın şeyler azaldı. Bunu 0 yapsanız, 0,1 yapsak, bunu da 0,05 yapsak, bakın yükseldi. Demek ki ivme ile taşıma gücü azalıyor ya da taşıma gücü kaybı da deniyor literatürde buna. Benzer yaklaşımlar şey için de var. Örneğin statikteki bir elde ettiğiniz taşıma gücü şeyin statikte elde ettiğiniz bir içsel su tutunma açısının 30 derecenin ivme ile nasıl değişeceğini bulabilirsiniz. Burada mesela örneği var. Aynı şekilde programın bu kısmında piezometreye bağlı, piezometre verilerine göre bir taşıma gücü analizi var. Temel şekil parametrelerini burada girerseniz yani temel derinliği, BL, birim acım ağırlıklar ve K katsayısını seçerseniz buradan şu formüle göre presyometre sonuçlarına göre taşıma gücü dayanımını bulabilirsiniz. Ki burada PLE dediğimiz şey şunların ortalaması veya temeli nereye oturtacaksanız orayı temeli yani binayı oturtmayı düşündüğünüz temelle ilişkili bir şey girmeniz gerekiyor. Program yakın zamanlarda özellikle Semih Tezcan Hoca ve Ali Keçeli tarafından kayma dalgası hızına bağlı bir taşıma gücü ya da izin verilebilir taşıma gücü yaklaşımıyla da taşıma gücünü hesaplıyor. Örneğin P hızı, S hızı ve B'yi girdiğinizde zemin türünde şunlardan birini seçtiğinizde size taşıma gücünü hesaplıyor burada. Ya da taşıma gücü demeyelim, izin verilebilir taşıma gücünü hesaplıyor. Mesela kayma dalgası hızı, pardon P dalgası hızı diyelim 1500, kayma dalgası hızı diyelim 600. Burada izin verilebilir taşıma gücü burada 568 kilopaskal. Kayma dalgası hızını 200 yapalım. Diyelim bunu da 600 yapalım. Şunu 600. Şunu da 200 yapalım. 207'ye kadar düştü. Yani 2 civarına kadar düştü. Bu da tabii güvenlik katsayısının 1,7 olma durumu. Ki bunu 3 yaparsanız çok daha düşük olacaktır. Bunun yaklaşımı şu. Nihai taşıma gücü burada. Biraz büyüteyim. Şu formülle hesaplıyor. 0,1 çarpı birim acım ağırlığı çarpı VS hızı bölü güvenlik katsayısı çarpı alfa. Alfayı B değeri arasında şu aralıklarda seçiyor. Alfa hesaplanıyor. Burada çarpan olarak giriyor. Güvenlik katsayısı var. VS hızı ve birim acım ağırlıklar buradan. VS hızı bu şeyden otomatik hesaplanıyor. Bu da bir yaklaşım. Ama yönetmeliğimiz bizim şu anki yönetmeliğimiz sadece şunu esas alıyor.
temellerin karakteristik dayanımı ki bu da büyük ölçüde kohezyon, birim acım ağırlıklar, temel derinlikleri, temelin eğiklikleri, içsel sürtünme açısı, şu temel kat sayılarına dayalı yaklaşım. Yönetmeliğin varsaydığı ya da kabul ettiği yaklaşım bu şey olarak. Onun dışında şey bitiyor, onu şey yapalım. Çok iddialı değil, çok basit bir şey. Temel kazık boyu, kazık çapını girdiğinizde birim acım ağırlıkları ve kohezyonu, içsel sürtünme açısını girdiğinizde kazığın taşıyacağı güvenli yükü hesaplamanız mümkün. Çok basit bir yaklaşım. Terzaki bazlı uç direnci ve çevre sürtünme direncini hesaplayıp ona bağlı bir hesaplama yapmanız mümkün. Basit bir şey bu. Programın oturma analizi kısmı gene yapı verileriyle de ilişkili. Yani yapı yükü, temel derinliği, temel genişliği, temel uzunluğu, birim acım ağırlıklar ya da net yapı yükü de dahil olmak üzere bir takım parametrelere ihtiyaç gösteriyor. Onun dışındaki zemin parametrelerini girdiğiniz takdirde örneğin sepeteye bağlı bir oturma hesaplamanız mümkün. Mesela burada görüyorsunuz. Buradaki parametrelere girerseniz burada size ne kadarlık oturma yaratacağını, oluşturacağını buluyor. Konsolidasyon oturması zaten bir çarpma bölme işlemi, basit. Bir başka oturma problemi kohezyonlu zeminler için birim acım ağırlıkları ve şeyleri girerseniz şuradaki ekrandaki şeylerden alarak size ne kadarlık oturma yaratacağını buluyor. Burada iki şey söyleyeyim. Yapı yükü arttıkça oturmalar artacak. Mesela bunu 240 değil de 100 yaparsanız oturma düşecek. Bunu diyelim 400 yaparsanız da oturma artacak. Tabii burada sadece ona da bağlı değil. Oturmalar elastise modülüne de bağlı. Elastise modülünü diyelim 10 yaptığınızda zemin sağlam olacak, daha az oturma yaratacak. Tabii bunun sınırı biliyorsunuz 25 milimetre tekil temeller için veya radya temel için galiba 10-11 milimetre, yani pardon 110-115 milimetre ya da santim olarak 11 santim falan ya da santim olarak 2,5 santim minimum eşik değer. Diyelim 110 santim ya da pardon 110 milimetre ya da 11 santimin yukarısındaki bütün oturmalar problemli. Oturmalar için elastise modülüne ihtiyacınız varsa buradan sepeteden kestirebiliyorsunuz. Ampirik bağıntılar tabii bunlar. Ampirik bağıntıları zorunlu olmadıkça kullanmayı pek tavsiye etmiyorum. Elastise modülünü başka yaklaşımlarla da kestirebilirsiniz. Burada hepsine ilişkin şeyler var. Ve oturmaları basit oturmalarla yapabilirsiniz. Mesela Q yapı yükü diyelim, L, B, D, F ve elastise modülüne bağlı kestirebilirsiniz. Sepete Q net ya da Q net demin emniyet kelimesinden hesaplayabilirsiniz. Ya da sepete B değeri ve Q-net'ten kestirebilirsiniz. Şurada şu parametreyle girerek şurada oturmayı kestirebilirsiniz veya Q-net sepete B yeraltı suyu girerek kestirebilirsiniz. Bunlar basit yaklaşımlar. Sepete B Q'yu girerek hesaplayabilirsiniz. Gene bir basit yaklaşım. Düşey yatak katsayısını biliyorsanız oradan da kestirebilirsiniz. Aynı zamanda ivmeli analiz de yapabilirsiniz. Tabii ivmeli analiz yapabilmeniz için elinizde şey olması lazım. Sıvılaşma analizi yapmanız lazım. Sıvılaşma analizini yaptığınız güvenlik katsayısı 0,8 çıktı. Sepete değeriniz var elinizde. Sıvılaşan tabaka kalınlığı var. Bu ikisini girdiğinizde ne kadarlık oturma yaratacağını bulabilirsiniz. Burada şöyle bir örnek vereyim. Mesela sıvılaşan tabaka kalınlığı 10 metre ise, pardon, sıvılaşan tabaka kalınlığı
10 metre ise bakın oturmalar 10 kat arttı. Dolayısıyla 1 metrelik zemin diliminin oturmasıyla 10 metrelik zemin diliminin oturması farklı. Ya da sepete değeri arttıkça oturmalar düşecek. Ya da güvenlik kat sayısı büyüdükçe oturmalar olmayacak gibi. Bu analiz Ishihara ve Yoshimin yaklaşımı şurada. Aynı yaklaşım Tokimatsu ve Seed'in var şurada. Yani Tokimatsu ve Seed daha çok CSR'ye dayanıyor. Ishihara ve Yoshimin daha çok güvenlik kat sayısı yaklaşımına bağlı. Bu ama her halükarda bu dinamik oturulmaları belirlemek için sıvılaşma analizi yapmanız şart. Onun sonuçları çünkü GK ve CSR değeri. Ama zemin sıvılaşmaya müsait olmayabilir. Kuru kum olabilir. Kuru kumlar için de bir analiz var. Mesela ivme, sepete değeri ve kuru kum tabakasının kalınlığına girdiğiniz takdirde ne kadarlık oturma yaratacağını ivmeyle bulabiliyorsunuz. Bu da bir başka oturma yaklaşımı ya da sıvılaşmaya bağlı deplasmanları hesaplamanız mümkün ki eğer zemin sıvılaşıyorsa ne kadarlık oturma yaratacağını denetleyebilirseniz, belirleyebilirseniz o sizin o zemini daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Ne dedik? Yatak kat sayısı. Yatak kat sayısı aslında oturmayı denetleyen bir şey. Elastik oturmayı denetleyen bir şey. Bunu sepeteden kestirebilirsiniz. Mesela sepette 20 ise bu aralıklarda değişir. QU ve SPT değerine bağlı şu abaktan belirleyebilirsiniz. Piyasada çok kullanılan bir şey bu. Veya Bowles'a göre zemin emniyet gelmesi ve güvenlik kat sayısına göre kestirebilirsiniz. Gene Bowles'a göre serbest basınç mukavemetinden kestirebilirsiniz. Belirli aralıkta tablo ile kestirebilirsiniz. Semih Tezcan Hoca'nın geliştirdiği bir bantı VS'den kestirebilirsiniz. Veya elinizde oturma QNET varsa kestirebilirsiniz. Temele ilişkin laboratuvar parametreleri varsa taşıma gücünden kısmen kestirebilirsiniz. Bu arada bazen çoğunlukla düşey yatak kat sayısı kullanılıyor. Fakat bazen yatay yatak kat sayısı da isteniyor. Bu onun yaklaşık iki katı gibi bir şey. Son olarak da yeni koyduğum bir opsiyon ki dikkat ederseniz bunu biraz şuraya bakarsanız bu eğri şu eğriyle Şekercioğlu'nun eğrisi hemen hemen aynı. Muhtemelen Şekercioğlu buradan aldı şeyi. Bu eğriye bakarak da yatak kat sayısını kestirmeniz mümkün iri tane ve ince taneli zeminler için. Dolayısıyla yatak kat sayısını da bu şekilde halletmeniz mümkün. Evet. Şev analizi. Şevde hep söyleriz, ivme, eğim, malzemenin mukavemeti ya da şevi tetikleyen kuvvetler, şevin tetiklenmesine direnen kuvvetler şeklinde düşünebiliriz. Bu ikisinin oranı direnen kuvvetlerin hareket ettirici kuvvetlere ya da mobilize kuvvetlere oranı bize şeyi veriyor. Güvenlik kat sayısını veriyor. Birden büyükse problem yok, birden küçükse problemli. Çok basit yaklaşımlar. Daha doğrusu parametrelerimiz, yönlendirici parametrelerimiz şev açısı, mukavemet parametresi, içsel tutum açısı ve deprem ivmesi. Mesela çok basit bir yaklaşım. Şevin açısıyla içsel tutum açısına girdiğinizde çok basit olarak o şev size güvenli ya da güvenli olmayacağını söyler. Yani mesela şev açısı 10 derece ise oldukça güvenli. İçsel tutum açısı 5 ise güvensiz. İçsel tutum açısı arttıkça diyelim arttıkça güvenlik de artacak. Ya da şev açısı arttıkça güvenlik düşecek gibi basit bir analiz. Bu siyahi ve ansal yaklaşımı çok basit mikro bölgelemelerde kullanmanız mümkün. Bir de değerlendirme aralığı var. Birden küçük, bir ile iki, ikiden büyük olma durumlarına göre yüksek tehlike, orta düşük tehlike diyebiliyorsunuz. Örneğin ivme 0.1 olsun. Şev açısı diyelim 16 derece olsun. İçsel sütunma açısı da 10 derece olsun. 1 tam eşitte. İçsel sütunma açısını biraz arttıralım. Herhangi bir problem yok. Dolayısıyla bu 3 parametre o şevin
Çok basit olarak deprem ivmesi, şov açısı ve iç tutma açısı o şehrin güvenliğini size verecek çok basit olarak. Tabi bu mikro bölgeleme de daha çok kullanılan bir şey. Ayrıntı analizde bu çok tavsiye edilen bir şey değil. Aynı zamanda şevi tetikleyecek ivmeyi de kestirebilirsiniz. Örneğin şevin parametrelerini biliyorsunuz. Koezyonu, şev açısını, iç tutma açısını, birim hacim ağırlığı, şevin kalınlığıyla bu özelliklere sahip şev 0,33 G'lik bir ivme ile tetiklenebilir. Bu şu demek, eğer bölgede 0,33 dahil olmak üzere daha yüksek düzeyde bir ivme varsa bu şey problem oluşturacak. Ama mesela 0,30 G'lik bir ivme varsa şev tehlikesi olmayacak. Ama 0,34 G'lik bir ivme varsa o şev tehlikeli hale gelecek. Tetikleyecek ivme bu anlama geliyor. Tabii şevde asıl analiz dilim analizi, limit denge analizi yöntemi de deniyor buna. Çeşitli bir şeviniz var. Şevin dilimlere ayırıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 falan diye. Her bir dilimin kalınlıkları, derinlikleri, su içeren tabaka kalınlığı, B'si, L'si, su içeren tabaka kalınlığı, topografya özellikleri, eğim açısı. Bütün bunları mukavemet parametrelerini giriyorsunuz burada. Mesela her bir dilimin eni, boyu, dilimin yüksekliği, birim hacim ağırlığı, düşeyden olan açı, koezyona, içsel tutma açısını girdiğinizde size Şev'in güvenlik katsayısını şurada veriyor. Tabii yeni yönetmelikte şöyle bir şey getirdi. Diyor ki güvenlik katsayısını RORK'yı şu şekilde şu formülle belirle. Bu formülde ne var? Düşey ivme, yatay ivme, bir de başlangıç parametresi yani RORK 0. Mesela bunu nasıl yapıyoruz? Diyelim şöyle bir şevimiz var. Parametreleri var böyle bir şevimizin. Bu şevimizin için mesela diyelim başlangıç ve güven ivmemizde 0,1 0,2 G'lik bir ivmeler var. İvme değil de ivme katsayısı. Ki bunun nasıl alınacağı yönetmelikte belli. Yönetmelikte bunu diyor ki 0,25 SDS al diyor. Yatay ivme için, düşey ivme için de bu yatay ivmenin 0,5 katını al diyor. Yarısını al diyor yaklaşık. Şimdi bunları aldık diyelim. Yatay ivme diyelim 0,3 olsun ya da 0,4 olsun. Düşey ivme de 0,2 olsun. Şimdi buna göre bir analiz yapacağız. Şimdi başlangıçta dedik ki biz bu şevin güvenlik katsayısı 0,9 olsun. Program hesaplama yaptı. 0,6 program hesaplama yaptı. 0,79 çıkardı. Bakın bu aşağıda. Hatta biraz büyüteyim. Program bu şevin güvenlik katsayısını yani şu sisteme bir başlangıç güvenlik katsayısı girdik. Şuradan MA'dan girdik. Şuradan girdik. Şevin parametrelerine girdik ve 0,7 çıkardı. Bu 0,7'yi tekrar yazıyoruz. Buraya 0,79 tekrar yazıyoruz. Program bir daha hesaplıyor. 0,77. 0,77'yi bir daha yazıyoruz. 0,77. Yani gittikçe tek bir değer etrafında güvenlik katsayısı dolanmaya başlıyor ki bu bir süre sonra aynı değer almaya başlayınca ki bu iki değeri aynı görüyorsunuz. Başlangıç değerini diyelim 2 seçtik veya 3 seçtik. Program 0,87 hesapladı. 0,87'yi yazdık. Program 0,78 hesapladı. 0,78'i yazdık. İterasyon yapıyoruz yani her bir aşamada. 0,77'yi buldu. 0,77 yazdık. Artık hep 0,77 gidiyor. Dolayısıyla bu şevin yani şu özelliklere sahip her bir dilimin eni, boyu, yüksekliği, yeraltı suyu düzeyi, içsel tutma açısı, koezyonu gibi ve ivme değerleri şunlar, ivme katsayıyla bunlar olan şevin güvenlik katsayısı buymuş. Bunu hesaplayabiliyoruz. Program ayrıca şunlara iyi girdiğiniz takdirde, yüksekliği, dilim yüksekliğini girdiğiniz takdirde şöyle size bir güzellik de sağlıyor. Bu şevin
şeklinde çizebiliyorsunuz. Örneğin topografyası şu maviyle olan, eğer ortamda yeraltı suyu varsa bu yeraltı suyu seviyesini çiziyor ve kayma üzerinde program çiziyor. Neye göre? Sizin programda şurada girdiğiniz verilere göre. Yükseklik dediğimiz, diyelim şu program şurasını sıfır alıyor. Şurayı sıfır alıyor. Sıfırdan itibaren her bir dilimin yüksekliğini giriyorsunuz. Yani şurasını sıfır aldığınızı varsayın. Bu dilimin yükseklik. Bire göre yükekliğini girdiğinizde o size şeyi çiziyor. Yani yükseklik birinci dilim sıfır, ikinci dilim üç, dört, yedi. En son dilimin yüksekliği yüzeyden itibaren 30 metreymiş. Bunları girdiğiniz takdirde ve yeraltı suyun derinliğini girdiğiniz takdirde bunu da çizdiriyor program. Programda kayalar için kaya türü ya da kama türü kaymalar için de bir yaklaşım var. Bunları şu yandaki şeklin parametrelerine girdiğiniz takdirde Chev'in size güvenlik kasesini şu formülle hesaplıyor. Örneğin şu zemin parametre ya da kaya ortamı parametrelerini şurada girdiğiniz takdirde size o Chev'in güvenlik katsayısını hesaplıyor. Burada parametrelerin ne oldukları yazıyor. Evet, deprem tehlike analizi programın yaptığı şeylerden biri. Kandirasa tanesi verilerine bakıyorsunuz bunu kullanmak için. Diyelim deprem tehlike analizi genelde 100 kilometrelik bir yarıçap içindeki depremler için yapılır. Fakat yönetmelik 50 kilometreye indirdi bunu. 50 kilometrelik bir yarıçapın içindeki mesela diyelim proje alanınız Kadıköy merkez olmak üzere 50 kilometre içindeki bütün depremleri alıyorsunuz ve tasnif ediyorsunuz. Tasnif nasıl bir tasnif? 4 ile 4,5 arası kaç tane olmuş? 4,5 ile 5 kaç tane? 5 ile 5,5, 5,5, 6 ta ki 7, 7,5'ta 7,5, 8 arasında kaç tane olmuş gibi şuraya yazıyorsunuz sadece. Bunların aralıkları 4 ile 4,5'a 4,2 diyor. 4,5 5 arasında 4,7 diyor. Program zaten bunları koymuş. Şimdi bu regresyon için veri sayısı var. Bu şu demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i buraya yazıyorsunuz. Yıl dediğinizde de ilk depremle son deprem arasındaki zaman farkı. Diyelim 7,5 ile 8 arasında depreminiz yok. Bunu siliyorsunuz. Bunu da sildiniz. Fakat buradan bir sütun sildiğiniz için buradan bir sütun azaltıyorsunuz, 7 yapıyorsunuz. Bunu nereden kontrol ediyorsunuz? Şu harita, bu şekil üzerindeki 0, 6 ve 2, 8 değerlerini şurada yakalıyorsanız program doğru işliyor demek. Ama bunları silmediyseniz, diyelim bunu da bunları silmediyseniz ve burayı bir düşürdüyseniz, bakın dikkat edin 0,5 şey ve regresyon 0,5'e 2,2 buradaki değerle B değeriyle şu değerle şu değer farklı. Yani bunun doğrusu bu eğri çakıştıracağı için her bir eğrinin belli bir değeri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla 8 bunu temsil ediyor. Bunları girdiğinizde program size aşağıda otomatik olarak 4 büyüklüğünde depremin 10 yılda, 50 yılda, 75, 100 yılda oluşum olasılıklarını veriyor. Ya da aynı şekilde 4,5 için 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 için veriyor. Mesela bu arayı değiştirebilirsiniz. Mesela 5,2 de yapabilirsiniz. Gibi. Program onları hesaplıyor. Tabii bunların dönüşüm periyotları da var. Fakat bu mühendislik açısından bir anlamı yok. Sadece biraz olasılık olarak ne kadar yüksek olasılığını ifade ediyor. Ki ben hep söylerim. Şimdi bu tabloya bakarak ben hangi depremi alacağım? Hangi depremin yarattığı ivmeyi kullanacağım proje alanım için? Burada hemen ilk etapta diyebilirsiniz ki bak bu depremin %100 olma olasılığı olan bir depremi kullanayım diyebilirsiniz. Fakat %100 olma olasılığı olan deprem 4 büyüklüğünde deprem. Veya bilemediniz 5,5. 5,5'u kullandım yıkıldı. 6 oldu yıkıldı. O zaman bunda bir oran var. Deniyor ki 50 yıl %10 aşılma olasılığı. Yani şu olasılığı olma olasılığını %10'a indireceğim.
Yılı da şey yapacağım. Yılda 50 yıl yapacağım ve bir manyetüt bulacağım. O manyetütten de ivmeleri hesaplayacağım. O manyetüt nerede oluşuyorsa oradan bir uzaklık ve odak derinliği bulacağım. Diyelim Sarıyer için yaptık diyelim. Sarıyer bana ne kadar uzaklıkta? Diyelim 20 kilometre. Bu deprem nerede oluyor? Marmara'da ne kadar derinlikte oluyor? Diyelim 15 kilometre derinde oluyor. 50 yıl %50 aşılmasına göre Sarıyer'deki ivmeler bunlar. Ortalaması da bu. Bunun daha ayrıntısı şeyde de var, azalım ilişkilerinde de var. Buna bağlı tehlike eğrisini çıkartıyor. Tehlike eğrisi şu, ben aşılma olasılığını diyelim 10 seçtim. İvme belli. Aşılma olasılığını 2 seçtim. İvme belli. Ki yönetmelikte bu 2, 10, 50 ve 68 olarak düşünülüyor. Bu da bana tehlike eğrisini veriyor. Gene spektral bir ivme yaratabilirim bu aşılma olasılıklarından. Diyelim burada yıl 50 yıl %10 aşılma olasılığı bir büyüklük verdim. Büyüklüğe bağlı olarak da spektral ivmeleri böyle hesaplayabiliyor. Basit bir yaklaşım. Yine program bu Poisson olasılık dağılımı diyoruz. Program Gamble'a göre de yapıyor. Gamble'ın küçük nüanslarla farkı var Poisson'dan. Gamble uç değerler ya da ekstrem değerler kullanıyor. Ekstrem değerler şu demek. Bir kere her yıl için bir değer alıyorsunuz. Bir deprem alıyorsunuz ve o en büyük deprem oluyor. Olmayan yıllara bir tane karakteristik bir deprem atıyorsunuz. Dolayısıyla Gamble biraz daha problemli. Ama bununla da olasılık modelleri yapılıyor. Program deterministik olarak fay boyu manyetütü kestirebiliyorsunuz. Mesela fayın boyu 150 kilometre ise gördüğünüz gibi 7,6 doğrultu atımlı. Yani Marmara'daki fay tek parça kırılması halinde oluşturacağı büyüklük. Fayı 50 kilometre kırdığınız takdirde oluşacak deprem o kadar az da değil 7. Buna bazıları 6-9 da diyor. Yani en küçük segment bile kırılsa, diri segment bile kırılsa 7 büyüklüğünde bir deprem üretebiliyor Marmara'daki fay. Dolayısıyla fayı tek parça kırmanın, iki parça kırmanın, üç parça kırmanın çok fazla bir şeyi yok. Yani 7 artı 7'nin üzerinde bir deprem Marmara'da her an olabilir denebilir bu anlamda. Onun dışında dedik ivme azalım ilişkileri bölümü var. Eğer siz demin yaptığım analizde ivmeyi manyetütü kestirmişseniz mesela 7 nokta bölgede 7,0 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum dediniz. Ve bu deprem size 20 kilometre uzaklıkta ve bu depremin odak derinliği 10 kilometrede. Ortalama ivmeler burada. Ortalaması burada ve çeşitli yaklaşımlar burada. 0,28 G'lik bir ivme yaratacak. Ama bölgede 7,6 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Bana 20 kilometre uzaklıkta ve ivme 0,43. Tabii bu ivme Anakaya'daki ivme. Bunun içine zemin yok. Zemin girdiğinde bu zemin büyütmesi kadar büyüyecek. Dolayısıyla binanız bu Anakaya'daysa 0,44 G'lik bir ivme ile Anakaya'daysa binanızı kurtarabilirsiniz. Binanıza bir şey olmaz. Fakat bu ivme büyürse, mesela büyütme analize gelelim. Bu ivme mesela ortamı şöyle bir 30 metresi şöyle bir ortam ve 225 metre bölü saniyelik V'si 30'a sahipse bu ivme Midorokova'ya göre 2,6 Borhert'e göre zayıf harekette 3,1 kat büyüyecek. Yani bu ne demek? Bu azalım ilişkileriyle bulduğum bu 0,43 çarpı 2,6 veya en az 2 kat büyüyecek. 0,43 çarpı 0,43 çarpı 2 0,88 3 daha da bir yüksek büyüme. Dolayısıyla zemin koşullarının önemi burada da anlaşılıyor.
Yani zeminin koşulları ne kadar büyüteceğini, kayma dalgasının ne kadar olması, ne kadar katlık büyütme yaratacağını bize söylüyor. Programın bir diğer opsiyonu zemin sıvılaşma analizi. Zemin sıvılaşma analizini iki türlü yapıyor. Bir klasik yönteme göre, bir de yönetmenin istediği şekilde yapıyor. Yönetmenin istediği şekil SDS. SDS neydi? İçinde ivme ve büyütme olan, zemin koşulları olan bir ivme katsayısı. 0,8 diyelim. Deprem manyetütü belli. Yeraltı su seviyesi belli. Bunları girdiğinizde her bir tabakanın 20 metreye kadar ince tane oranlarını, birim acım ağırlıklarını girdiğinizde depremin gücünü burada hesaplıyor. Depremin devirsel kayma gelmesini hesaplıyor. Gene burada zeminin sepete değerlerine girdiğinizde düzeltme katsayılarını burada hesaplıyor. Ve buna bağlı olarak da zeminin kayma gerilmesini hesaplıyor ve ikisini birbirine oranlayarak, yani TORE'yi TO depreme oranlıyor ve bir güvenlik katsayısı buluyor. Güvenlik katsayısı 1,1'den büyükse, eşit ve büyükse problem yok. Küçükse o zemin sıvılaşmış diyebiliyoruz. Fakat burada sıvılaşmada şöyle bir problem var. Kaç metrelik zemin dilimi sıvılaştı? Mesela çok basit bir örnek gene vereyim. Mesela burada şöyle bir şey yapalım. Hipotetik bir şey yapalım. Şurası 10 olsun. Bunun hepsi de atmasyon bir değer. 50 yapayım ki sıvılaştırmasın şurayı. Mesela şurası 50 olsun. Burası da 50 olsun. Yani 50 olsun. Bunu da şey yapayım. Dikkat ederseniz burada güvenlik katsayıları şey yaptı. Diyelim şu nokta için 0,33 oldu. Şimdi tabii bu ne için? Şu ivme için. Bu ivmeyi de biraz diyelim düşürelim. 0,40 olsun. Bu ivmeyi de düşürdük. Dikkat edin, sadece şu zemin sıvılaştı. Şu tabaka. Bunun şeklini de burada görebilirsiniz. Şurası sıvılaştı. Geri kalan hiçbir tabaka sıvılaşmıyor. Sadece bu tabakanın sıvılaşması nedeniyle oluşacak oturma, aşağıda program hesaplıyor onu, şu 5,77 santim. Bu izin verilebilir sınırdaysa bu sıvılaşma nedeniyle oluşacak oturmalar problem yaratmayacak. Programda bir diğer opsiyon, eğer yeraltı suyu derinliği 25'in yukarısındaysa otomatik bütün güvenlik katsayılarını 2 yapıyor. Yani zemini sıvılaştırmıyor. Evet. Çünkü sıvılaşma 0 ile 20 metre arasında geçerli. Burada şunu da görüyoruz. Sıvılaşmada ivme, büyüklük, yeraltı suyu seviyesi, VS değeri, VS ile analiz yapacaksanız sepete değeri, sepete ile analiz yapacaksanız bütün hepsi etkiliyor. Yönetmelikte 1,1'di bu. 1,1'in yukarısındaysa o şey yapıyor. Gene programın şurada çok basit bir şey var. Basit bir yaklaşım. Tane boyu dağılımına göre bir zeminin sıvılaşabilirliğini ya da zeminin sıvılaşmaya hassas olup olmadığını böyle belirleyebiliyorsunuz. Şu kırmızı ile lacivert arasına bir zemin tane boyu dağılım eğrisi giriyorsa şu aralığa, o zemin sıvılaşabilir diyorsunuz. Mesela şöyle bir tane boyu dağılım eğrisi varsa o zemin sıvılaşmıyor mesela. Sıvılaşmaya bağlı duyarlılık ilişkileri de var. Mesela diyelim 6 büyüklüğünde de 6,5 büyüklüğünde deprem 25 kilometre ile 108 kilometre arasında bir alanı sıvılaştırabiliyor. Ama 7 büyüklüğünde bir deprem 60 kilometre ile 177 kilometreye kadar sıvılaşma yaratabiliyor. Burada da yine benzer yaklaşımlar var. Bunlara bağlı olarak bir sıvılaşma büyüklük ilişkisi kurabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Diyelim sizin bölgenizde oluşacak deprem
büyüklüğü ne kadar olursa olsun, eğer size yeterince uzaklaştıysa sıvılaşma yaratmaz. Mesela diyelim 7 büyüklüğünde deprem var. Siz diyelim 7 büyüklüğüne demeyelim, hadi diyelim 5 olsun. 5 büyüklüğünde bir deprem var. 5 de çok küçük oldu. 6,2 büyüklüğünde bir depreminiz var. 6,2 büyüklüğünde depremimiz size ancak 76,1 kilometreye kadar sıvılaştırabilir bu zeminleri. Sizin proje alanınız 80 kilometre ise bu 6,2 büyüklüğünde deprem sizin proje alanınızda bir sıvılaşma etkisi oluşturamaz. Gücü yetmez. Bu anlamda bu tip opsiyonları da yapabilirsiniz. Demin dediğim gibi program sadece kırmızı hücreleri baz alıyor. Kırmızı hücreler dışında istediğiniz kadar programla oynayın. Hiçbir şekilde şey yapmıyor. O anlamda da programın güzel tarafı da o. Bu şekilde de programı çalıştırmak ve zeminin hem parametrelerini hem özelliklerini hem de analizlerini yapmanız mümkün. Bu analizleri yapmak için gerekli formülasyonlar benim şey kitabında var. Benim zeminlerle ilgili kitapta var. Yani bu zeminlerin geoteknik ve jeofizik analizi kitabında bütün formüller var. Formüller oradan da bakabilirsiniz ya da isterseniz o formüllerle bu hesaplamaları kontrol de edebilirsiniz. Bu şekilde program çalışıyor ve bu şekilde de programı bu şekilde de dersi yavaş yavaş bitirelim. Buraya kadar olan kısımlar ya da bu derse kadar olan kısımlar daha çok teorik bazlıydı. Bu programı kullanarak da o derste anlattığınız teorik kısımları uygulama olarak yapmanız mümkün. Evet, dersi burada bitiriyorum. Görüşmek üzere diyorum.